Peki maliyet açısından dediniz, bir taraftan tabii haliyle enflasyonu açıklanınca gözler bu kez piyasalarda oluyor. Bir hareketlilik de söz konusu. Kurlara nasıl yansır? Önümüzdeki süreçlerde neyle karşılaşırız? Tabii sürekli artış gösteren altın, dolar karşımızda. Nasıl olur? Aynı zamanda market taraflarına nasıl yansır? Pazarda ne olur? Böyle bir Tabii genel değerlendirme alayım. burada politika faizinin yüksek kalması TL'nin değerini koruması açısından oldukça iyi. Yani çünkü TL'de herhangi bir oynaklık olursa, bir değer kaybı durumu söz konusu olursa, bu direkt olarak maliyet enflasyonuna karşımıza geçiyor. Bu noktada politika faizinin yüksek kalması iyi. Zaten Fed de, Amerika Merkez Bankası Başkanlığı da yine bu noktada politika faizlerini yüksek tutma noktasını birazcık daha bu devam edecekler. Yani biraz daha politika faizi yüksek kalmaya devam edecek ABD'de de. Buna bağlı olarak eğer TL'deki bu değer kaybı veya oynaklık önlenirse, ki bu politikayla önlenmiş gibi duruyor zaten. Diğer taraftan ise burada sıkılaşmaya bağlı olarak, işte içerideki ekonomik aktivitenin soğumasına bağlı olarak talep de soğursa, önümüzdeki süre içerisinde enflasyonla mücadelede daha net adımlar atılacağını bu noktada söyleyebiliriz. Tabii borsa, altın, bunlar ne olur? Tabii politika faizleri yüksek olduğu zaman bu durum altın için iyi değildir. Nitekim Fed, biz birazcık daha öteleyeceğiz dedi politika faiz indirimini ve buna bağlı olarak da altın değer kaybeder. Çünkü altın yüksek politika faizini sevmez. Geçtiğimiz yıl yüksek politika faizi vardı, fakat jeopolitik riskler ağır geldiğinden dolayı altın değer kazandı. Borsalara gelecek olursak, tabii yüksek politika faiz, yüksek faizler piyasa açısından da çok aslında istenilen bir durum değil. Tam bir taraftan makroekonomik istikrarı sağlıyor ama diğer taraftan içerideki ekonomik aktivitenin soğumasına bağlı olarak da, talebin düşmesine bağlı olarak da, hatta küresel talep şu an çok yavaş. Yani o yüzden diyorum 2024 yılı Türkiye açısından daha ve küresel ekonomi açısından enflasyonla mücadele noktası daha kolay bir yıl olacak. Çünkü Çin eskisi kadar çok hızlı büyüyemiyor ve çok hızlı talep oluşturamıyor. Çok büyük talep oluşturamıyor. Ve buna bağlı olarak da emtia ve enerji fiyatları yatay seyrediyor. Bu oldukça iyi. Fakat yüksek politika faizi ve sermayenin maliyetli hale gelmesi bu noktada üretim için iyi bir haber değil. Bu noktada bu yıl 2024 yıl hem Türkiye açısından hem de dünya açısından enflasyon için kolay bir yıl olacak, fakat büyüme, ekonomik aktivite açısından ise çok böyle iyimserden ziyade ılımlı bir büyümenin olacağı bir yıl olarak da biz bunu nitelendirebiliriz. Dolayısıyla borsalar ilk 6 ay özellikle yüksek politika faizlerinden dolayı biraz baskılanacak gibi duruyor. Fakat Türkiye'de durum farklı. Geçtiğimiz çeyrekte borsa değer kaybetti, fakat geçtiğimiz ay Ocak ayında ise hızlı bir şekilde %16 civarında bir değerleme ile bu kaybını kapattı. Hatta 9000'e doğru bir seyir halinde. Bu birazcık da devam edecektir, fakat asıl rally borsalar açısından hem Türkiye hem de dünya açısından bu yılın ikinci yarısından itibaren politika faizleri düşmeye başlayınca, artık o zaman piyasaların daha çok canlandığını, borsaların daha hızlı rally yaptığını görmeye başlayacağız. Altın yükselir mi? Yükselmeye devam eder mi? Bir yükseliş söz konusu. Tabii burada iki tane denge var altın için. Bir, politika faizleri düşecek ki altın çıksın. Bu bir. İkinci olarak da jeopolitik riskler. Jeopolitik riskler arttığı zaman altın aynı zamanda artıyor. Şu an gelinen noktada altın yüksek. Bunun en önemli sebebi ise jeopolitik risklerin halen çok baskın olması. Yoksa politika faizleri yüksek. Fakat ikinci yarıda politika faizleri düşmeye başlayınca altında da bir artış durumu söz konusu olacaktır. Bir de bunun üzerine şu anki jeopolitik riskler devam ederse bu da ikinci bir etki oluşturacaktır. Bu da yılın ikinci yarısında altını daha da değerlendirebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.